Az önce bırakmadınız. Yok, rica ederiz. Buyurun. Ne demek? Yani hocalarımız varsa... Sayın Rektör Yardımcılarım, protokolün değerli üyeleri, üniversitemizin değerli mensupları ve değerli konuklar. Bugün üniversitede bir ilk olan bir faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Birinci Aşıklar Şenliği. Aslında bu program deprem öncesi 2 Aralık için planlanmıştı. Daha kapsamlı, daha organize bir plan düşünmüştü ama malum depreminiz nedeniyle ertelendi. Ve bunu hem ertelemeyelim hem de aşıkların dilinden bir de depremi dinleyelim, Van'ı dinleyelim amacıyla tekrardan görüşmeler yapıldı ve bu akşam birlikteyiz. Üniversitemize gelerek bu ilgisinin azaldığı ama binlerce yıldır kültürü taşıyan bu kültürü üniversitemize gelerek bizleri kırmayıp buraya gelen aşıklarımıza tek tek üniversite ve Van adına teşekkür etmek istiyorum. Aşık Boyrazoğlu, Van Erciş. Aşık Çağlari, Van. Aşık Celali, Van. Aşık Sübhani, Bayburt. Aşık Ergani, Erzurum. Aşık Turabi, Erzurum. Orhan Üstün daha mazereti nedeniyle gelemedi. Son aşığımız Osmaniye'den Aşık Aşikar. Şimdi üniversitemizin adına konuşmalarını yapmak üzere basın yayın hakkı işler müdürümüz Vefa Taşdelen hocamızı mikrofona davet ediyorum. Değerli rektör yardımcılarım, protokolün değerli üyeleri, değerli öğrenciler, değerli konuklarımız, ülkemizin değerli uzmanları, hepiniz hoş geldiniz. Üniversitemiz, Van'ımız büyük bir deprem felaketinden sonra yeniden toparlanmaya başlıyor. Bu tür etkinliklere doğal olarak daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Bu akşam burada yapacağımız bu etkinlikte derlenip toparlanmamızın, yeniden kendimize gelmemizin bir emaresi, bir nişanesi olarak görülebilir. İzin verirseniz bu akşam burada yapılacak olan şenliğin manasına ilişkin birkaç söz söylemek istiyorum. Bizim medeniyetimiz bir gönül ve aşk medeniyetidir. Gönül ve aşk medeniyetidir. Bütün şairlerimiz, ozanlarımız, sanatçılarımız aşkı terennüm ederler baştan sona. Yunus Emre'nin divanını okuduğumuz zaman, Mevlana'yı okuduğumuz zaman aşkın, sevginin, muhabbetin içinde geçmediği hiçbir mısraları yok gibidir neredeyse. İşte sözlü geleneğimizde özellikle aşık geleneğimiz, bunun sözlü geleneğimizin bir parçası olarak insanların gönlünün dilini konuşur ozanlarımız. Gönülden gelen bu sevgiyi ve muhabbeti dile getirirler. Onlar aşıklarımız, sözlü geleneğimizin ustaları olarak aynı zamanda kültürümüz içindeki ilk hocalardır, ilk öğretmenlerdir. Onlar halkı eğiten ve öğreten kişilerdir gerçekten.
okullarımız, mekteplerimiz yok iken onlar halkın arasında dolaşıp söyleyen kişilerdi. Aşıklık geleneği aynı zamanda bizim kültürümüz içinde, medeniyetimiz içinde çok eskilere uzanan bir tarihi var. Söz gelimi Dede Korkut hikayelerine baktığımız zaman Dede Korkut'un kopuz eşliğinde, kopuzla birlikte konuşan bir kişi olduğunu görüyoruz. O kopuzla konuşarak beyler arasındaki, hanlar arasındaki, insanlar arasındaki, bireyler arasındaki, toplumlar arasındaki çelişkileri çözen bir kişidir. Bu nedenle baktığımız zaman kopuzun çok kutsal, mukaddes, kutsi bir anlamı var ve ondan çıkan her bir tını, onun eşliğinde söylenen her bir söz, insanları ikna etmede, insanlara söz söylemede ve bir duyguyu, düşünceyi anlatmada çok etkili olmuştur. Dede Korkut hikayelerinde şöyle bir şey geçer. İki kardeş birbirini tanımazlar, birbirlerinde uzak bölgelerde yaşamışlardır. Daha sonra bunlar Dede Korkut'un çalmış olduğu kopuzun tınılarıyla kardeş olduklarını, aynı duyguları paylaştıklarını anlarlar ve birbirleriyle tanışırlar. Ben şöyle düşündüm bu metni okurken, demek ki kopuz Hazreti Musa'nın asası gibi aynı zamanda bir kutsiyeti var, bir güzelliği var ve onu dinleyenler ikna oluyorlar. İşte bu akşam da burada aşıklarımız bize sazlarının tınılarını, sihirli sesini dinleterek aynı zamanda gönülden gelen gönlünün dilini konuşaraktan bizlere güzel anlar yaşatacaklar. Ve sadece bizleri güzel anlar yaşatmakla kalmayacaklar, bizleri duygu, düşünce olarak eğitecekler de aynı zamanda. Ben hepsine hoş geldiniz diyorum değerli ozanlarımızın. Ve sözü onlara bırakıyorum. Evet. Programımızın bundan sonraki akışını Aşık Ahmet Poyrazoğlu'na devam edecek. Şimdi kendisini mikrofona davet ediyorum. Başarılar diliyorum. Efendim, sizler bize, bizler size hoş geldik diyoruz. Evet. Aslında oraya çıktım, insan daha güzel konuşuyor nedense. Ama burada yakışılır. Efendim, hani Van'la Erciş arasında ben Erciş'liyim, sen Vanlısı'yla bir durum var ama biz onları yendik, ben Vanlıyım, Erciş'te oldum. Şöyle bir iki cümleden sonra zamanı sıkmadan çok güzel bir ortam var, çok sıcak bir ortam var. Zaten saygıdeğer hocam o konuyu anlattı, oralara girip yormak istemiyorum. Bir ufak bir girizgah yapmak istiyorum. Van deyince aklına nedense, ben İstanbul'da oturuyorum ama her iki ayda bir Erciş'e, Van'a gelip gidiyorum. Sanki Van böyle oralarda böyle kızıl kıyametin koptuğu, hırk, gür, vurgun, dövüş, kavga, ne böyle şeyler akla geliyor. Oysa ki Van medeniyetler şehridir. Niçin? Van'da aşıklık geleneği olarak dünya çapında değil Türkiye çapında bir emrah yetişmiştir. Çukurova'da Karacaoğlan neyse güzellemede Van'da da emrah odur. Biliyorsunuz emrahlar da bir tane değil. İlk emrah Erciş'te emrahtır. Ondan sonra Erzurum'da emrah var. Sonra Akızkalı emrah var. Takip ediyor. İrevan'da emrah var. Kars'ta emrah var. Sivas'ta emrah var. Sayısını 12'ye çıkar. Ama daima ilk önemlidir. İlk. Erciş'te emrahın türküleri çarşaf çarşaf, dillere destan. Peki Van'da kim yetişmiş? Ben Azerbaycan'a Temel kardeşimle gittim. Baktım ki orada Vanlı Gökçe hikayesi anlatılıyor. Azerbaycan'da, aşıkların dilinde. Ama bir Vanlı, hiç kimse Vanlı Gökçe'nin kim olduğunu bilmiyor. Ben nasip oldu Şahbağ'ında
Vanlı Gökçek Rıza, bir de rızası var, onları bilmiyorum. Derledim Emrah'tan sonra. Üç, bir de Vanlı Alihan Bey var. Çok nefis bir hikayesi var, türküleri var. Onları da derledim Sayın Hocam. İyi ki yapmışız, o insanlar hep gittiler. Daha sonra Derdiya ile Gülhandan'ı derledim. O da Van Erçimaraş arasında çok güzel bir hikaye. İnşallah takdim ederiz. Yani Van aşıklar yurdudur. Üniversiteden de bunu bekliyoruz. Saygıdeğer hocam çok güzel çalışmalar başlattı. Türküleri araştırmayı, kültürü zaten onun görevi, o kendisini de tebrik ediyorum böyle bir hemşehrin burada olduğu için. Murat Oto'yu bir alkışlayınız lütfen. Hepsi Levent Doğru'nu rahmetle anıyorum, büyük hocamızdı. Van'ın folkloru o kadar zengin ki anlatılmakla bitmez. Türküleri bitmez, fıkraları bitmez. Vanlı sıcakkanlıdır, Vanlı güzeldir. Nahçıvan'da bana bir Nahçıvanlı bir aksakal şöyle anlattı. Dedi ki, ben Vanlı'yım deyince beni şöyle bağrına bastı. Bizim atalarımız da Van'dan gelmeler dediler. Hurak-ı Van'ı bastığı zaman, baskın yaptığı zaman, Vanlılar o zaman katliamdan kaçmış, Azerbaycan'a sığınmışlar. Ve orada Nakşivan, yani Van'ın şeklinde bir şehir, onun biçiminde bir şehir, Nahçıvan'ı kurmuşlar, dil gide gide Nahçıvan olmuş. Özü dedi ki Nakşivan'dır. Ne kadar güzel. Bunlar işte birer varyant tabii bizim için. Şimdi ben böyle bir girizgah yaptım. Güzel arkadaşlarımız Mehmet Çağlar'ı, nerede Mehmet Çağlar'ı? Neredesin? Otur otur gelme. Ve Celal, Aşık Celal'i hiç olmazsa onlar Van'da bu işi temsil ediyorlar. İyi ki varlar. Ben de baktım ki olmuyor. Niye Erciş'ten gittim biliyor musunuz? Erciş'te benim bir aşıklar kahvem vardı. Kars'ta da Murat Çobanoğlu'nun vardı. Bakıyordum her gelen beni methediyor Erciş'te. Yahu sen ne kadar güzel söylüyorsun. Düşündüm. Demek ki bu sahada benden üstün adam yok. Poyrazoğlu sen Erciş'ten gitmelisin. Beni eleştirenleri arıyordu. Bu söz olmamış diyenleri arıyordu. Bu makam olmamış diyenleri arıyordu. O zaman İstanbul'a gidelim. İyi ki de gittik. Baktık ki orada bu işi bilenler var. Onlarla çalıştık. Ve Van'ı, şunu da izah edeyim. Türkiye genelinde ve yurt dışında sizlerin adını her zaman katılarak temsil etmeye çalışıyorum. Sağ olun. Var olun. Bir tane Van fıkrası anlatarak arkadaşlarımı buraya alıp programı başlatacağız. Ben biraz şöyle bir yapım var. Biz üretiriz, başkaları alır, şovmenler onlarla para kazanır. Gürpınar'da ben öğretmenlik yapıyordum. 2 yıl çalıştım. Yaz mevsimi Van'a geldim, maaşımızı alacağız. O zaman öyleydi. Baktım bir Vanlı çocuk caddede kovanın içerisine gazozları doldurmuş. Böyle Van şivesiyle gazoz gazoz donduri donduri. Ben yanaştım buna, dedim bakayım gazozu soğuk mu sıcak mı? Kulağına eğildim, dedim ki ben dişimi yeni çektim, alıp ki böyle bir şey yok. Eğer gazozun soğuksa işleyeceğim. Böyle sağa sola baktı kulağıma, dedi ki abi dinime imanma ile de gayniyi. Dedim ona ben seni kandırdım, senin gazozun stilveçi sıcakmış. Şimdi arkadaşlarımı bir tek tek şöyle bir yine ben aşık diliyle selamlayayım. Gönüllerin olur devranı, bugün mihman eyledi Van'ı, Bayburt Kalesi'nden Aşık Sübhane. Eyvallah, sağ olun. Onun lokması daim helali,
siz sanmayın yoktur onun mecali. Deprem dolayısıyla Trabzon'a göçtü Aşık Celali aramızda. Onu Trabzon'dan getirdik. Buraya getirdik. Evet. Feleğe od olmuş aşına erken gelmiş minnet taşına. Batman'a göçmüş Mehmet Çağlar'ı ama ne yazık erken kar yağmış başına. Evet. O da bandı hemşerimiz. Onda var dayım gönül baharı, gönlündedir dayım muhabbet yâri. Karacaoğlan'ın hemşerisi, Osmaniye'den aşık, aşikari. Onu niye yaptı biliyor musunuz? İkiniz de öğretmeniz de ondan. Hocam hala göreve devam ediyor. Bir zamanlar o da etti devrani, hani ne oldu? Geçti aşık Reyhani. Erzurum'un dadaşı Erol Ergan. Hoş geldiniz. Sizi öpemedim ama kusura bakmayın. Bir moda başlattık. Sizi sahnede öpeceğim. Herkesin olur ayrı emeli. Tabii ki Van'ın sağlam temeli. Kendisi Erzurumlu dadaş, temeli demeyeceğim, Temel Turabi. Evet, Turabi. Hoş geldiniz. Ama söylemediniz kimse kaldı mı? Yok. Bir tek özüm kaldım değil mi? Diyorum ki, bana derler Poyrazoğlu. Ben bu yurdun ozanıyım. Bana derler Poyrazoğlu. Şöyle bir çok insan kendi hemşerilerin içinde olunca çok şeyler söylemek istiyor biliyor musunuz? Van'la alakalı söyleyeceğim ama Van Gölü'nün çağlayan seliyim. Bazen çok boşum sanmayın doluyum. Aşık Emrah bağlarının gülüyüm. Erciş'ten sizlere selam getirdim. Evet şimdi arkadaşlarımızı hemen hızlı olarak önce programımızı şöyle yapıyoruz. Önce bir tek tek türküler okuyacağız. Sizin durumunuza bakıyorum Allah için hiçbiriniz de gitmeye razı değilsiniz. Daha yeni geldiniz. Yani biz buradayız. Yarın da bu programın devamı Erciş'te olacak. İnşallah diyeceğiz. Erciş'te bizim bir hemşeri elini böyle kaldırmış depremde demiş ya Rabbi sen benden ne istedin benim evimi yıktın. Orada bir adam da demiş ulan Fahreddin demiş. Ulan Allah seni ne takar? Niye? Oraya Erciş'te 20 tane evi vardı 20'sinde hiçbir canı kalmış. Bütün camiler çürümüş. Evini yıkan senin evini ne dinler? Camiler hepsi çürümüş. Evet Celali'yi şöyle arıyoruz. Vanlı bir ozan olarak bu taraftan sazını da bir hocam bir zahmet. Abi Celal'i ben Van'da gördüm. O zaman Murat Bey'le bir depremden bir hafta önce değil mi? Müzik Bey yolda bir program çektik. O zaman boynu arkaya dönmüyor. İşte Van'dan ayrılmanın cezası. Değil mi? Ben Özbekistan'a gittim. Orada da Erciş'le Emrah'ı tanıyorlar kıymetli dostlar. Hikayeleri orada da biliyor. Köroğlu'nun destanı da her yerde biliyor ama Özbekler, Türkmenler Emrah'ı biliyor. Hikayesini biliyorlar. Dedi ki Allah sana boş, bol alkış versin. Bol alkış ne de biliyor musunuz? Yani destek. Siz de buna bir alkış verin de benim
Çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Gözleriniz namert görmesin. Programıma başlarken hepinizi hürmet, saygı, gönül gözüyle selamlıyorum. Diyorum ki yüreğim ve özüm ile, sazım ile, sözüm ile, işte gönül gözüm ile sizleri çok, çok, çok seviyorum. Siz değerli hemşehrilerim, değerli dinleyenler adına dostlarıma ve sizlere bir hoş geldiniz ev sahibi olarak diyorum. Ev dediğim zaman Van'ın her tarafı benim evimdir. Bakıyorum şirin vanımız nerede? Şimdi hep ağlıyor.
açanlar, kardeşliğe dua kılan anımız. Allah takdiri böyle gidelim, sağlam yapı yapıp şükür edelim, birlik beraberlik fikri güdelim, birlik kıymetini bilen anımız. Bilmeyenlere de bu örnek olsun, dostumuz kim, düşman kimdir, halk bilsin. Dilerim Van eski haline gelsin, gam ile efkara tamam Van'ımız. Kutluyorum hükümeti devleti, cömertleşti şefkat ve merhameti, fedakardır şanlı Türk'ün milleti, milletinden yardım alan Van'ımız. Yurt içi yurt dışı yardım erişti, tüm kurumlar yardım için yarıştı. Kürt ayrımı yok, herkes barıştı, sadık dostlarını bulan varımız. Aşık Celani'den yanıyor özüm, söyledikçe, söyledikçe alevleniyor közüm. Doğru çalışmakla olacak çözüm, senden hizmet bekler sılan varımız. Senden hizmet bekler sılan varımız. Cenab-ı Hak. Dedelerimiz çıkmış ama hepsi yer dönmüş. Gidenler kim yaptı sen ya? Sen hiç gelme, süpane. Hiç zaman kaybetmeyelim. Bu bayramda aşırıya kalacağız. Ağırırken de şöyle. Bir milletvekili ara İstanbul'a dolaşıyormuş. Böyle sen. Yanındakiler de onu motive edin. İşte efendim bak bunlar böyle, bunlara böyle diyeceksin. Giriyor Erzurumlar oynuyormuş. Demiş efendim bak bunlar Erzurumlar. Bu taraftakilerle o bir oyun var ne de bay. Orada değil ya. Maymut mu? Maymut mu? Öyle oyun var. Gemi yazacağım arada bu. Bir oyun var, oynuyorlar. Maymut mu? Hayır, hayır değil. Tavuk var diyorlar. Tavuk var değil, bayburt üstüne benzeyen bir isim var. Belki Baykar. Baykar değil. Biraz sonra hatırlayacağım. Neyse, onu hatırlayınca söylerim. Şimdi bu bayburt İstanbul'a gidiyor, şöyle Üsküdar Çamlıca'da akşam üstü böyle İstanbul'a bakıyor. Hay gözünü yandırır İstanbul. Nerede gözünde bayburtlaşmaya bak. Şu bayburt bir iyice alkışlayın. Kendisine rektörümüzü, rektörümüzün sana rektörümüzün bir şeysidir. Buyur canım ben. Eyvallah. Biraz hızlandıralım. Selam diyorum. Doğru. Bu kökenin bir çocuğu. Evet. Ben şöyle uzatmayayım fazla. O sidilerimiz var. Ondan bir türkü söyleyeceğim. Bir de rektörümüzü iade etmek için ne kadar da burada olmadıysa burada olmuş gözüyle değerli yardımcılarıyla bakalım ne diyeceğiz. Thank you.
Nimet onun, rahmet onun, nam
Civan mı, vatan mı, van mı? Sınır eleğinden elenir. Çağladı, var mıdır dersini alan? Aklını alsın başına geride kalan. Yüreği yakan, korkular salan. Çok şükür sonradan kurmadı bizi. Sevgili dostlar, depremin dışında bir şey diyemiyorum. Bağışlayın, bir de bir depremle ilgili 3 kısa tutucu derdiyi bırakacağım. Ama diğer arkadaşlar gönlümüze gelmesin, sorusunlar var. Thank you.
Thank you.
Tabii ki Karacaoğlan gönder bahseder de Erdişli Emrah bahsetmez mi? Değil mi? Bir çift sonra konumuzun gönderen baş geçin ayakları kırmızı. Şeker ezmiş dudağından diline alma tekin yaraları kırmızı. Kalkın turdan kalkın Van'dan sükürün. Erciş'in yüzüne el dökülün. Gün doğmadan manastırda çektir onlar avcısı. Dedi, Erzurum Karabağ'ın şivarına yolunuz yan geçer duramaz kâhına, Cidce Boğazı'ndan geç Erzincan'a oralara kalmayı yedirdiler. Erdiş'e Van'dan, Erdiş'e, Erzurum'a, Erzincan'a götürdük. Bakalım Erzurum'u elbette ne olacak. Sevgili dostlar, şimdi birer tane Türk okuyacağım için sesimi yapmam o kadar zor ki. Erittim ben. Evet, erittim ben diye söyleyeyim. Bana bir şey yaptırmamıştım Ahmet Hoca. Emrah diyarında, Emrah'tan bir türlü sorulara gitmek olmayacak da turmaları hatırlattın ama turmalar kalsın çünkü uzun onu. Sonraya söyleyelim. Evet, ben de söyleyeyim ama önce şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki, aklını başına toplayla, canını sevmekten başka çare yok. Zafer kazanılmaz toplayla, ozanı sevmekten başka çare yok. Sakın siyonistin sözüne kalma, ondan zarar gelir, kar gelir sanma. Dünyada sayısız kitap var ama Kur'an'ı sevmekten başka çare yok. Tarihinde, tarihinde silinmeyen Anadolu, toprağında kurumamış Anadolu, sarıkamış Çanakkale. Destan sevmekten başka çare yok. Gündüz aydınlattı, gece karardı. Sevilen sevenle yarattı. Peygamberin hürmetine yarattı. İnsanı sevmekten başka çare yok. Erol Ergani'den nasihat sana, karında da olsun, kıyma bir cana. El bir verir, toprak vermez insana. Vatanı sevmekten başka çare yok. Ahmet Hoca sana yanına gök yarattı meleği. Meleği meleği son zamanlarda çok istenen bir türkü. Ama uzatmış olmayayım. Geçen benim Kozeyli'nde oturuyor. Kozeyli'de çarşamba günleri 8'de canlı yayın program yapıyorum. Bugün var daha tekrarı. Pazarda geziyorum ki bayan bizim tabi doğruydu. Tam da birisi de kalabalık. Şimdi yanımdaki erken yok ki Erol Ergani. Hani beni Erol Ergani diye diyor. Dedi ki Fatma dur dedi. Erittim beni dedi. Happy New Year!
İnşallah biz temeli burada atarız. Seneye burada 30 aşkı görürüz. Yanımdan dayanır çünkü. Ve Van'dan eğer şirketi askerlik görevini yapmak için eğer şimdi böyle orada bir kavga oldu köyde. Ben o üstünde reisi muhtarın kavga yaptım. Geldik ilçeye o zaman Hakim Cafer Bey vardı. Kendisi Rahman Oflu. Karadeniz'e var mı? Evet. Rahman Oflu gözünden. Şimdi biliyorsunuz Karadeniz'de bu iş görevleri değiştirmez. Ben de şahit yapmışlar. Arabanı bulmak istiyorum köyde. Hakim sordu. Söyle bakalım senin abin diye. Böyle tarihler çıkarsın. Ben burada diye Hakim Bey bizim adım ben burada. Oran dedi sen baban adı ne bu? Dedi ki hep dur. Oran anan adı ne bu? Oran dedi ki hep dur. Deyince Oran dedi ne kalmasın ne kalmasın ne yazın. Tüyüdü ki ekonomisi sonra seni içeri basayım. Ben böyle dedi biliyor musun? Hakim de herhalde kesin ne Türkçe dedi. Yani ben bunu yıllar önce yıllar önce meclisi anlattım. Ya Türkiye'de ne davası var? Herkes kendi dilini konuşsun. Ne işimiz var? Niye fırsatçılarla bu fırsat sayıyor? Şimdi sıra bana geldi. Ben de buraya sürdüm. Hemen atışma bölümüne geçer. Burası daha heyecanlı olacak. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Şimdi Ahmet Hocam, sazlık alıp oturup başlayabilir mi? Tabii ben. Bizim orada ablalar var, davulları çalıyorlar, düğün yaparlar. Onlara bir yemekleri var, kırdığında. Bir silinin içine bir yemekleri koyuyorlar, çok güzel bir yemek. Bir kaşık koyuyorlar. Bir kaşık falan tepsi içeriye kaşık başkasına veriyor. Sıra bir tanesine geliyor, o yanı abla iki üç kaşık birden atıp öyle ölüyormuş yanına giden. O ölüyor ölüyor. Diyorlar ki, ey cemaat-ı Müslümin, ben onu nasıl bilirdiniz mezarın başında? Biz burada turla yerleştiriz ya. Filo.
Finala şöyle baktım, finala benden kaçırdı abi. Baktım, havalı bacaklarının arasına girince bir şey demedi. Kadın dedi ki, anca sözü bileriz. Ama Murat Bey'in finala sonra. Benim böyle bir yeğenim yok. Dedim ki, ya hanımefendi dedi, siz de annesi olarak hiç emniyeye iyi değil misiniz? Ay yavrum benim, tabii ki. Demek ki sizi yaptırmadı. Belki de bir yıkanmışsınız ya. O havayla gittim, programa çıktım. Ona dedim, memleketin haline bak. Televizyonlarda desteği istim aç. Magazin, öbür tarafta banka depren. Varoşlarda memlekette açlar. Memleketin haline bak. Sokmaktan şu an kadar magazin kullandım. Şu artist kullar benzer oldu. Ben ne söyleyeyim? Bir şey söyleyeyim ama şartım şu. Son kısmında ben size işaret ettiğim zaman beraber tempo tutacağız ki salın taşacağız. Murat Hoca da oradan bakıyor. Program iyi olmasa seneye çağırmayız diye bakmaya geliyor. Bize ne diyeceğim size, bize ne diyebilirsiniz benimle, ben bu bize.
size demiş abimle, ben bayan değil, bu mahkeme var. Dedim sayın hakim, ifadem şöyle olsun. Ben bu türküyü yaptığım zaman Güle Ersoy o zaman ilkek. Bunları kızdırın ki birbirlerine düşsün. Tamam mı? Evet. Öyle mi? Yalnız kafiye vereceğiz. Kafiye yani ayet. Ayet yolu gider. Gül olur yani, değil mi? Allah razı olsun, kendilerine o zaman saldır. Görürüm ben, neyi kalmış? Erzurum'a gelmiş, bize gelip iktidar geliyormuş. Bir Erzurum'u bayağı çalışıyor yani. Paşa, ne çalışsan bizim Erzurum'a? O da şöyle baktı. Paşa bu zaman dedi ki, sen bugün iktidar Çağdaş'ı giydirdi, kuaför açık saçlı bir etekli, Çağdaş'ı bayağı. Deyince, Erzurum'un bayağı çöre gelip ki ulan dedi, biliyor musun? Paşa biz de istedik açık saçlı. Hani bu zaman da sen bir yavuz diyelim mi? Yeah.
Buradan da selamımı getirdim. Efendim mesela Murat Bey'e özellikle mezunluğu yaşayan bir tepki. Bakın Murat Bey. Sağ olsun. Her müzik aleti var evinde. Hepsi mezunluğu. Bir ecaip mi yazdın? Ama Ahmet abiye ağlayan bir de finos var. Onu da diyor. O fino da var. Sen benim için
Yeah.
göresi gelir. Van temeli sağlam, altı oyulmaz, üstüne fabrika kurasın gelir. Van emeğe layık ona doyulmaz, işsize iş yeri öresin gelir. Van'da doğdum, Van'da doydum, öz yurdum. O Leyla ben Mecnun gönlümü verdim. Zenginlere çağırım, fakire yardım, yoksul yaraları sarasın gelir. Mis gibi kokuyor havası serin. Harika bir yapı, manası derin. Şahane, kalesi gölü çok şirin. Sık sık Van gölüne giresin gelir. Gölünde ada var, ismi akta var. Harika yapılmış, hoş nakkaşı var. Dedemizden, babamızdan yadigar. Her gün gidip onu göresin gelir. Çıkıp seyran eden Erek'ten Van'ı. Al bayrak, indirtmem direkten Van'ı. Öpesim geliyor yürekten Van'ı. Toprağına yüzüm süresin gelir. Van'da 10.000 şehit verdi milletim. Milletime rahmet, saygı, minnetim. Celal der milletim gibi niyetim. Hak yolda canımı veresin gelir. Evet. Teşekkür ederim. Efendim şimdi acizane yanlış anlaşılmasın. Ben Türkiye'de hemen hemen her ay içerisinde sizin bir Vanlı olarak ve bütün Türkiye'nin bütün illeri artık benim için Vanlıdır. Bir vatan, hepsi benim için ayrı. Biz bu programları hep mi yapıyoruz? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Türkçüyü söyledik, o bölüm biraz duygusal geçti ya. Atışma bölümüne geçtik, o heyecanı kırmamak için. Yanlış anlaşılmaz. O heyecana devam. Yoksa Cenab-ı Bey'e ne şey yok. Teşekkür ederim. Ama soru okutmak istedim. Bu da hakkını yemiş oldu, ne yapamışım daha güzel oldu. Şimdi söylüyoruz hemen. Celal kardeşime şöyle açıyorsun hemen. Zaten seni deprem vurmuş. Bir de ben kıyamam sana. Sen aç. Şimdi Celal abi ben geldim, gelelim ben Turabi'yle atışacağım diyor. Ya hadi meydan sizi bir alkışlayın. Evet, yani. Ama taşlamada yaparım abi yani aşkısı. Seni, seni seviyorum Turabi. Seni sevdiğim için. Ya bırak bir sevdiğe yapışma ya. Yapışır mı dedim ya? Zaten sen de prenzadesin. Bir de ben kıyamam sana. Zaten sen de prenzadesin. Bir de ben kıyamam sana. Trabzon bozmuş seni. Katiyem uyuyamam sana. Katiyem uyuyamam sana. Thank you.
Güzel. Evet. Şimdi.